keşiş kaçıyor. Kamyoncu! Kamyoncu alsana beni. Ne işimiz var buralarda? Oo, stop stop. Durdu burada. O tarafa gideceğim dedi. Tamam hadi gidelim diyorum ama cevap vermiyor. Gelme. Çok kaza yapılması bir yol. Teker patladı. Burada hiç kimse yardıma gelemez. Kimse durmuyor. Where are you going? Luan Prabang. Oh, season. Bir günümüz daha bitirmiştik. Şimdi yeni bir sabaha uyandık. Luang Prabang'a doğru gitmeye çalışacağım. Direkt gidemeyeceğim büyük ihtimal. Aslında yakın bir yer. Fakat yollar çok kötü olduğu için çok zor. Where are you going? Luang Prabang. Oh, to Pakistan. Yeah. Aha. Uzak bir mesafe olduğu için tamam ben bunları salayım diyor. Laos'la ilgili dün birkaç bilgi öğrendim. En çok şaşırtan noktalardan birisi... Hello. En çok şaşırtan noktalardan birisi şuydu. Tay diliyle Tayca ile Laosça birbirine çok benziyorlarmış. British İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesi gibi sadece ufak farklılıklar varmış. Onun dışında birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Hatta Laoslular televizyonlarında Tayland uydularına bağlanıp Tayca şeyler izliyorlarmış. Çünkü anlıyorlar yani. Neden böyle yapıyorlar peki? Onların kanalları yok mu? Var tabii ki de. Komünist bir yönetim olduğu için burada sürekli devletle ilgili şeyler paylaşılıyor. Politikayla ilgili şeyler paylaşılıyor. Bu yüzden böyle aşk dizileri falan izlemek için Tayland'ın kanallarına bağlanıyorlarmış. Genelde Taycaymış izledikleri kanallar falan. Zaten en son kaldığım otelde Taylandlılar vardı mesela. İngilizce falan konuşmuyorlardı ama çok iyi çatır çatır anlaşıyorlardı. Nedeni buymuş. Bir diğer konu ise Çinliler akıllı insanlar gerçekten. Beni çok şaşırttılar. Dün geçtiğimiz Çin Express yolu vardı ya. Orayı %90'ını Çinliler ödemiş. Çinliler yapmış yani. Ben dedim ki neden böyle bir şey yapıyorlar? İlk projeyle gelmişler. Demişler ki böyle bir proje yapacağız. Var mısın Laos'a? Laos demiş ki benim param yok. Ondan sonra tamam biz yapacağız. %10'unu sen öde. %90'ını biz ödeyelim falan demişler. Hani iyilik yapıyoruz gibi gözüküyor ama altında yatan en büyük neden de şu, Çinli turist sayısı çok fazla. Bu yüzden de o turizmden kendileri kazanmak için bunu yapıyorlar. Nasıl yani? Çin'e kadar uzanan yol Laos'a ve Tayland'a kadar ilerliyor. Yani Tayland kısmını daha yapmamışlar da yapacaklarmış. Tayland'la da bu fikri konuşuyorlarmış. Laos'a kadar o yol ilerliyor. Böyle olunca da ne oluyor? O yolun iş yapımındaki işçiler Çinli. O yoldan alınan paralar Çin'e gidiliyor. Geçiş ücretleri falan. Sadece bunun için değer mi? Bunun için belki değmese de şunun için değer. O kadar çok Çinli turist var ki onlar Çin'den geliyorlar buraya. Çin mahallesinde kalıyorlar. Çinlilerin yediği restoranlarda yiyorlar. Kendilerine böyle küçük yerler yapmışlar. Her yerde var biliyorsunuz Çin mahallesi ama burada çok daha fazla var. Turizm olarak her şey dahil paketlerde geliyorlar. Yani biz gibi böyle plansız falan gelmiyorlar. Her şey dahil paket. Hangi gün, kim, nereden alacak otobüsü, şehir içindeki ulaşım bile her şey planlı. Çin'e gidiyor bütün para. Aslında adamlar dış turizme bile para yedirmiyorlar. Kendilerine o parayı geri alıyorlar. Yani çok İnanılmaz mantıklı bir şey. Bunu duymasaydım hiç aklıma gelmezdi gerçekten. 100 milyonlarca Çinli emin olun ki turizm için Laos, Vietnam, Tayland tarafına geliyorlar. Çünkü bir Amerika'ya, bir Avrupa'ya ya da bir Güney Amerika'ya gitmek çok uzak onlar için. Ve her şey dahil paketlerde güvenli bir şekilde gelmek istedikleri için Asya'da turizm yapıyorlar yani tatillerini yapıyorlar. Her şey dahil paket olunca bunu bu yol üzerinden Çinliler yapınca olsa falan para yedirmemiş oluyor yani. Kendi halkına tekrar o tatil masrafını kendisi alıyor. Yani dış turizmi de iç turizm haline getirmeye çalışıyorlar. Mantıklı. Çok. Sadece bu expressway değil, onun dışında tren yolu da yapmışlar. Bunu da geçtim. Bu yol sayesinde hem Laos'a hem Vietnam'a hem Tayland'a dış ticaret yapabiliyorlar. Yani kamyonlar falan mal götürüyor, mal getiriyor, ithalat, ihracat, her şeylerini bu kendi yolları üzerinden yapıyorlar. Çünkü bunu Laos'un bu yol üzerinden yapamazsın. Yani orada bir haftada yapacağın götür getir işlemini Laos'un yolundan gidersen 2 ayda falan yaparsın yani.
çok fazla para dökmüşler, inanılmaz. O yolu görmeniz lazım, ya gördünüz zaten de. Ama karşılığını fazlasıyla da alıyorlarmış. Şimdi ileriye doğru gidiyorum. Neden ileriye doğru gidiyorum? Şehir içinde otostop çektiğim zaman sağa sola döndükleri için almıyorlar. Şehrin içinde kalıyorlar. Ama şehrin bir tık dışına çıkarsam çok uzak bir mesafe değil zaten. Direkt durdurmuş olacağım. Minivanlar falan var aslında da. 2 saate 200 lira vermek yerine 4 saate ulaşırım oraya. Bir günlük otel param ücretsiz olmuş olur. Başarılı. Yaklaşık 15-20 dakika bekledim ya da beklemedim. Şimdi beraber gidiyoruz değil mi? Oo, stop. Stop. Ana diye. Ne güzel. Okay. Durun ince. Çok getirmedi. Çok az geldi. Bebeğim çok az getirdin ya. Bir tane çekirdek mi verdiler? Dış ses de benimle birlikte. Beğendin mi Loos'u? Türkiye'den zor oldu biraz dış sesi çıkarmak. Gelmemek için o kadar diretti ki ama getirdik. Ne işimiz var buralarda ya? Güzel kız da yok. Bulacağım sana, ben bekle. Bu gelen ne? Bu gelen tüp tankeri gibi bir şey. Öne bineriz, önü boş. Dursana. Vallahi durmadı. Dur. Hello. Are you going to say? We are going long way, long Prabang. Okay. I know. In this road? Go like this. You go like this? You turn? Okay. Bye. Yalan söyledim. Bence de düz gidecek. Mini keşiş kaçıyor. Hadi düz ses ya. Aban biraz. Kamyoncu geliyor. Alsana beni. Sen durur musun? Dur. Kamyoncu almadı beni. Mavi kamyonlar duruyor genelde. Totem yaptı. Almıyormuş. Geldi. Çantaları çıkarmayalım zaten. Şimdi tekrar bindik. Hiçbir şekilde anlaşamadık. O dedik ki misafirizi götürdüm düz, biz durduracağız falan. El işareti yaptı, böyle yaptı. Bir çift yine, bir kız bir erkekler. Bir şeyler almak için durdu. Mandalina, portakal gibi şey satıyorlar burada. Bir tane burada satıcı var. Bir tane şurada var. Gitti buradan aldı ya. Diğerinden alsam onun bir şey var küçücük. Sendin sanırım bizi almayan. Tartıyı yere koydu bak, doğru tartsın diye. Kocaman bir poşet alacak şimdi. Çok alıyorlar ya. Niye bu kadar alıyorsunuz? Bir de ben şunu fark ettim arkadaşlar. Buradaki meyveler bozulmuyor. Ben mesela 2 hafta önce, 1 hafta önce falan salatalık aldım. Buzdolabında falan da koymuyorum. Sıcakta çantamda taşıyorum salatalık. Hala bozulmadı. Doğal olduğu için yani. Katkı maddesi yok. Orijinal. Tadı falan da çok güzeldi yani. Ama bu mandalina ve portakallar hafif ekşimsi. Bizdeki gibi böyle çok tatlı değil. Ve çekirdekli bu arada. Her yer dağ. Bayağı eşyaları var aslında, poşet. 2 tane vantilatör var. 2-3 parça kıyafet var. Birden fazlalarmış bu arada. Ben bunları görmemiştim. Ve hepiniz aynı şeyi satıyorsunuz. Nasıl para kazanıyorsunuz? Biraz farklı bir şey koyun da kazanın bari. 15 tane mandalina satıcısı yan yana. Buraya mı? Luang Prabang. We go Luang Prabang. Luang Prabang. We go Luang Prabang. Gel kanki. Hop, this way. Go. Luang Prabang. Luang Prabang. Ya. Hadi, istemiyor musun? O nereyi gösteriyor haritada? Biz buraya gideceğiz, sola. O? Onu anlamadım. Onun haritasını anlamaya çalışacak. Hello? Here or there? There. Okay, go. Aslında aynı yöne gidiyoruz. Bu tarafa. Şimdi iki yol var.
İlerisi burası. Ben buradan Luan Prabank'a devam edeceğim. Diyorum ki buradan gidiyorsanız beraber gidelim. Durdu burada. O tarafa gideceğim diyor. Tamam hadi gidelim diyorum. Ama cevap vermiyor. Oradan bir yerden köye araya mı girecekler acaba? Girerse durdururuz ya. Oradan bir yerden acaba köye mi girecekler? O yüzden mi bana burada iniyor anlayamadım. Ama aynı yöne gideceğiz ikimiz de. Gidiyoruz tekrar. İkna oldu gibi. Tamam bir tık daha gidiyoruz hadi. Devam ediyor yolculuk. İndirmediler. Bayağı da gidiyorlarmış. İyi ki inmemişim bu arada. Bunlarda böyle bir huy var. Böyle bir anda tuvalet geldiği zaman hiç petrol ya da dinlenme tesisi falan beklemiyorlar. Duruyorlar, sağ çekiyorlar. Olduğu yere yapıyorlar. Buralarda bir yerde bırakmaz herhalde. Bırakırsa bir daha beni bulamazsınız sanırım. Yollar çok kötü. Anlıyorsunuzdur buradan. Önümüze araba gelirse çok toz olacağız. Maskeyi çıkaralım. Topraklama geldi. Neyse geçtik. Tamam. Herkese benim gideceğim yere gidiyor ama çok para istiyorsunuz ya. Şimdi bir tık daha iyi ama birazdan bir daha bitecek diyor. Gelme. Önünü göremiyor şu an adam. Maske taktım çünkü çok kötü nefes alamadım. Özellikle de kamyonlar çıkamıyor, kalıyorlar, geriye kaçırıyorlar. Çok kaza yapılası bir yol. Burada bir yerde dururlarsa ben bitti. Teker patladı. Teker patladı. Biraz önce sıkıştırdılar bizi, pat diye taşa düştük. Taşa düşünce patladı. Ne olacak şimdi, beni burada indiremezsin. Durdular şu an, ne yapacaklar acaba? Yedek teker falan. Oo. Beni başka arabaya bindirsene. Burada tekeri var ama. Yedek. Varmış tekeri altta. Nasıl takacağız? Biliyor mu acaba takmasını? Yedek tekeri var. Kötü şeyler söylememek lazım. Tekerden ses geliyor, hatırlıyor musun? Buradan mı geliyormuş? Buradan geliyor. Gidiyor yapmasını. Şimdi o yükseltici şey var ya, onu bir yere sıkıştırıp arabayı yükseltecek. Ama koyamadı. Arabayı durdurmadı da bu arada. Dur biraz daha ilerleyecek, arkasından çekilelim. Koydu, sıkıştırıyor. Tamam şimdi oldu sanırım. Yükseltmeyi deneyecek şimdi. Bak hayatımda yeni bir şey öğreniyorum ha. Bunu bilmesi çok iyi çünkü burada hiç kimse yardıma gelemez. Birilerini arıyorlar ama kendi yapıyor aslında. Kim arıyor acaba? Bak nasıl çıkarıyor. Daha önce başına gelmiş gibi duruyor. Evli bence bunlar. İkisi de birbirine benziyor ama kardeşim. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Yarım saatimiz var böyle. Bir insan evladı da durmuyor. Çıkardı şimdi tekere. Tozlu tekerimizi takıyoruz. Çok kısa bir sürede halletti. Şimdi arabayı geri indirme vakti. Yolda böyle taşlar görüyorduk ya. Onlar arabası patlayan taşlarmış. Bakın böyle yapıyorlar. Sonra arabaya binip gidiyor mesela. O taşlar orada kalıyor. Bu alacak tabii de. Bana da şu teker tutma görevi kaldı. Nereleri çözdün sen ya? Tekeri çıkartıyor. Ay hayatımda çok yeni bir şey öğrendim. Şu an hiç üzülmedim tekerimiz patladı diye. Tekeri indirdi şu an. Zincir var orada. Zincire bağlı. Bunu döndürdükçe zinciri salıyor şu an. Aşağı iniyor. Ne? Onu geri çekme diyor. Patlak tekeri geri koyarsın içine diyor. O da dur ya. Arkaya atarız diyor.
çok terledi çocuk ya. Üzeri kan çanağı ya. Uyumuyor mu bu bayağıdır? Paşa indirdi arabayı. Aslında zekilermiş ha. Kamyon yavaş. İnme vakti geldi. Onlar bu tarafa gidiyor, biz bu tarafa gideceğiz. Sorun şu, çok bir araba yok. Kapçay! Bye bye! Hadi aşkolar. Aşkolar, kaldık. Sen ne yapıyorsun anneciğim buralarda? Şu ileriye gideceğim, şöyle sağa dönerken beni alsın. Şurası arabalar için iyi bir yer. Çok deli, 60 kilometren falan kaldı ya. Geldi. Maskeyi çıkarayım. Maskeden mi korkuyorlar? Kimse durmuyor. Ne yapacağım? Yürünmez de ya. 60 kilometre yani. Varamam ki. Durmuyorlar ya. Niye durmuyorlar anlamadım. Bir tane daha geliyor. Durun, kamerayla hiç durmuyorlar. Kapatacağım. Binersem çekerim tekrar. Bir tane daha durdu. Zorla bir tane daha durdu. Nereye gittiğini yine bilmiyorum. Ulan Praben falan dedim. No dedi. Bu yola mı gidiyorsun dedim. Yes dedi. Biraz daha götürsün, hiç sorun değil. İçeride çocukları vardı. Çocukları olduğu için içeriye binmek istemedim. Güvende hissetsinler diye. Arkaya oturdum. Hala devam ediyorum iyi bir şekilde. Son 39 kilometre. Yarım saatlik bir yolum kaldı. Ama bu araç oraya gitmiyor. Tekrar bir araç daha bulmam lazım. En son nereye indirecek beni hiçbir fikrim yok. Havanın kararmasına son bir saat. Yol çok kötü olduğu için araçların hepsi sabah çıkıyor yola. Akşam hiç araçlar yok oluyor yani. Yola çıkmıyorlar. Bu yüzden biraz zor olacak gibi ama kalacak bir yer bile bulsam, bugün atlatsam yarın şehir merkezine gidebilirim tuk-tukla, onunla bununla. İnanılmaz hızlı gidiyor. Elektriğe dair, yani ışığa dair hiçbir şey yok. O yüzden hava kararmadan gideceği yere varmaya çalıştığı için çok hızlı sürüyor. Dönmedi. Yes be, dönmedi. Bakın normalde şuradan döner diye düşünmüştüm. Dönmedi. Tamam, iyiyim şu an. Daha da yakınlaşacağım şehre. I am going to pick up my wife at train station. Okay. You can go to Rokabang with me. Okay. Yeah. Oh, perfect. Okay. I go to my wife at train station. Okay. You can. Can we come? Come, okay. Oh, but your baby is inside. Is there a problem? Okay. Hello. My dear, hôm nay. Bakın burası Çin'in Laos için yaptırdığı tren istasyonu. Luang Prabang kolu. Şimdi eşini de almıştı. Eşyalarını o da arkaya bıraktı. Teşekkür ettik diyor. Bay bay. Evet, şehir merkezine geldik. Şimdi Booking'deki oteller 18 dolardan başlıyor. Çok pahalı. Sonra gideceğim. Hadi bakalım. How much for one night? Keep 250,000 keep for one night. I will think, okay? Okay. Thank you. Oh, they look cool. I'm gonna die. Mükemmel bir otele giriyorum. Çok pahalı olduğunu biliyorum ama soracağım yani. 10 saniye kaybederim. Bir de baktım çok pahalı. Oo, yaparım hiç. Çok pahalı derim. Belki fiyatı düşürürler bir sonraki turistler için. Hello. Ay, 4 yıldızmış burası. Yes. How much for per night? But I'm sad. I don't have that much money. It's okay. No problem. It's okay. O kadar pahalı ki kızamadım bile yani. Kızmaya param yetmedi. Çık çık çık. Bugünse koş koş koş. Çık çık. Adamlara kızmaya param yetmedi. O kadar pahalı. En ucuz odası 70 dolar. Ortalaması 190 dolar. 190 dolar nedir yavrum? Nerede? Resepsiyon burası. Bir tane daha 150'ye buldum. Bakın bulunabiliyormuş yani. İlk tutmamışım. Çünkü 150'ye kendi banyosu olan bir yer buldum.
banyosu yoktu diğerinin. Buranın banyosu var. Go babies, go babies, go. Bu videonun da sonuna geldik. Beni desteklemek için, daha fazla gezebilmem için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.